Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte Team of the Year öncesi yapılabilecek her şeyi yapacağız. Gerçekten efsane bir video olacak. Sizler çok bilgileneceksiniz ve benim de Team of the Year oylarımı, tahminlerimi falan göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar videoyu. Sizlerden bu videoyu tam 3000-4000 beğeni bekliyorum. Gerçekten efsane bir video olacak. Team of the Year'ın geleceğini zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Ona da inanmayan olmamıştı herhalde. Öyle bir yorum görmedim en azından yani. Neyse zaten olacağı belli, her sene oluyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Team of the Year etkinliğini anlatacağım, göstereceğim, bir şeyler yapacağım. Ekranda fotoğrafını da görüyorsunuz. Bir tane fotoğraf görüyorsunuz şu anda. O fotoğrafı da bir açıklayacağım sizlere. Ve hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp ailemize katılın arkadaşlar. 100.000 aboneye yaklaşıyoruz. 75.000 olacağız. Sonra 100.000 olacağız. Gerçekten emin adımlarla ilerliyoruz. Hemen abone olur musun lütfen? Hemen video devam ederken abone ol butonuna basabilirsiniz. Ayrıca hala zaman kaybetmeden tekrardan video devam ederken like butonuna da basabilirsiniz. O like atma butonu var ya, ona da basabilirsiniz. Hiç zamanınızı kaybetmez. Sadece desteklemiş olursunuz. Her destek, bir teşekkür ederim her destek için. Herkes sağ olsun. Herkese kalpliyorum. Ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Siz de Team of the Year tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ama videoyu bir izleyin arkadaşlar. Ona göre bilgilenin, öyle yapın bence. Evet arkadaşlar, Team of the Year nedir? Yılın takımı zaten adı üstünde. Her sene geliyor. Her FIFA'da geliyor. Bu sene de geldi. Kaleciler. Şurada kalecileri görüyoruz. Şurada defanslar. Şurada orta sahalar. Şurada da ataklar. Bir tane kaleci, 4 tane defans, 3 tane orta saha ve 3 tane atak oyuncusundan oluşuyor arkadaşlar. Ve bunlar nasıl oluyor? %60 izleyici oyları, %40 da FIFA'nın, EA'in oyları. Burada bir fotoğraf daha var arkadaşlar. Zaten bu yılın takımı fotoğrafı, genel bir fotoğraf. Bunu o kadar incelemeye gerek yok. Burada da birkaç tane atak oyuncusunun fotoğrafı var arkadaşlar. Bana bunu Twitter'dan bir arkadaşımız, abimiz daha doğrusu, fotoğrafını kullanalım diye attı. Kullanayım diye attı yani, sağ olsun, teşekkür ediyorum. Ben de gördüğünüz gibi kullanıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi şurada bir bilgilendirme var. Oylama, yılın takımı ilk kez basının sporcularının ve EA Sports FIFA topluluk üyelerinin oylarıyla seçilecek. Bu seçmen topluluğu dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca EA Sports FIFA oyuncusunu temsil etmek üzere oluşturuldu. Her takımın oyuncuları EA Sports tarafından 2017'deki gerçek maç performanslarına göre aday gösterilen 55 oyuncu arasından seçilecek. 55 aday oyuncu üyesinden oluşan özel oy sandıkları 8 Ocak'ta tüm seçmenlere iletilecek. Her oyda 4-3-3 dizilişini oluşturan 3 forvet, 3 orta saha, 4 defans oyuncusunu ve 1 kaleci olarak her seçmen takımın fotoğrafını 12 Ocak'ta sosyal medyada Team of the Year ve vote hashtag ile paylaşacak. Yani TOTY birleşik ve yani TOTY ve V harfi büyük harfle, diğerleri OT küçük harfle, yani Team of the Year oylaması hashtag ile paylaşarak oy verecek. Bu grup tarafından gönderilen oylar son oylamanın %60'ını oluşturacak. Oyların kalan %40'lık kısmını EA Sports tarafından dağıtılacak. Yılın takımı 15 Ocak'tan itibaren açıklanmaya başlayacak ve özel yılın takımı oyuncu oyları FIFA 18 Ultimate Team ve FIFA Mobile'de kısa süreliğinde paketlerde olacak diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FIFA Mobile'de görüyorsunuz, aynı şey gelecek yani. Hiç sıkıntınız olmasın, FIFA Mobile'e gelmez falan demeyin, gelecek yani, burada görüyoruz zaten. Gerçekten güzel bir etkinlik olacağı benziyor arkadaşlar. Bakalım, umarım güzel bir etkinlik olur. Ve ben de tahminlerimi, yani tahminden ziyade istediklerimi yapacağım arkadaşlar sizlerle birlikte. Sevdiğim oyuncuları, bu sene oyunlarını beğendiğim oyuncuları kullanacağım arkadaşlar. Bu sene gerçekten Ronaldo'yu çok beğenmedim. Mbappe daha genç, o iyi ama yeterli değil diye düşünüyorum. Yani bunların içinde zaten hepsi yetenekli oyuncular arkadaşlar. Bunların hiçbirisine bir şey diyemeyiz. Zaten her sene Messi, Neymar, Ronaldo oluyor. Suarez'i de ben bu sene çok beğenmiyorum. Ronaldo'yu da. Arkadaşlar ben bu sene kullanacağım ilk oyuncu Philippe Coutinho. Barcelona'ya transfer oldu biliyorsunuz ve gerçekten çok başarılı bir performansı var. Ben ilk olarak Coutinho'ya bastım, bakalım nasıl oy verildiğini de ilk defa görüyorum şu anda. 3 tane seçeceğiz. Birincisi Coutinho oldu. İkinci olarak arkadaşlar, burada bakalım ikinci olarak kim oy verebiliriz? Lewandowski sevdiğim bir oyuncu. Agüero, Cavani, Griezmann. Griezmann da iyi ama çok fazla gol attığını da görmedim. Messi bir rekor kırmıştı galiba ve Messi çok da kötü değil arkadaşlar. Messi'ye veya Neymar'a vereceğim. İkisine de aynı anda vermek istiyorum. Tamam, Messi ve Neymar arkadaşlar bir de. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar ben Ronaldo'cuyum ve böyle bir seçim yaptım.
Tahminlerimi söylüyorum arkadaşlar. Çıkacak şey Messi, Neymar, Ronaldo olabilir. Ama Ronaldo bence bu sene hak etmiyor. Ama Ronaldo olacak arkadaşlar %90. Çünkü zaten FIFA'nın kapağında Ronaldo var. Onu aklınızda bulundurun. Yani %60 oylardan hiçbirisinde Ronaldo olmasa bile zaten EA'in verdiği oyların hepsinde Ronaldo bulunacak. Bunu aklınızda bulundurun. Ama bence şu anda benim en sevdiğim ve hak edenler bunlar diye düşünüyorum. Yani bunu söylüyorum. Hemen orta sahalara geçelim. Ha, next diyeceğiz. Evet, 3'te orta sahaya oy vereceğiz. Kevin De Bruyne'i almak istiyorum. Iniesta'yı çok fazla sevmediğim için almak istemiyorum. Bakalım kimler girer diye tahmin mi edeceğim yoksa kendiminkileri mi söyleyeceğim? Dele Alli, EA'in yine sponsoru olan bir oyuncu ama hak ettiğini düşünmüyorum o kadar da fazla. De Bruyne, Dybala ve bunların arasında çok kararsızım. Kroos girebilir ama Modric de girebilir. Thiago Alcantara da çok iyi. Verratti de çok iyi. Hadi Verratti'ye mi versek? Kante o kadar hak etmedi bu sene diye düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada ben Verratti'ye verdim. Şimdi yorumlarda şey yazacak. Futboldan anlamıyorsun falan tarzı yorumlar gelebilir. Ben kendi beğendiğime göre veriyorum yani. O da aklınızda bulunsun. Hemen next diyelim ve 4 tane defans oyuncusu. Defanslar çok karışık çünkü hiç takip edemedim ben bu sene çok fazla yani. Geçen senelerde işte ise bir tahminlerim vardı. Sergio Ramos'u çok sevdiğim için verdim ve başarılı da buluyorum. Godin'i de çok seviyorum. Bonucci ama. Bonucci daha iyi. İki tane stoper seçtik arkadaşlar. Bakalım başka önemli bir stoper var mı? Yok. Sağ bek olarak Dani Alves bu sene o kadar iyi değil arkadaşlar. Dani Alves zaten yok mu? Ha, varmış. David Alaba'ya vereceğim sol bek olarak. Sağ bek olarak da arkadaşlar o zaman sağ bekimizde de Carvajal'i oy veriyoruz. Carvajal'e oy gösteriyoruz. Yani David Alaba, Bonucci, Carvajal ve Ramos oldu. Next diyoruz. Ve kalecimiz arkadaşlar Buffon, De Gea, Lloris, Navas, Oblak kim olur bilmiyorum ama hak eden. Bu arada Neuer yok. Oha, Neuer aday değil. Arkadaşlar De Gea. Kim hak ediyor bilmiyorum ama De Gea'ya oy veriyorum ve oylamamı gördüğünüz gibi yapıyorum. Hemen şöyle CTRL-C yapalım. VY vote diyelim. Hemen bizim oyumuzu görüyoruz arkadaşlar. Messi, Neymar, Coutinho, orta saha De Bruyne, Dybala, Verratti. Bu arada reklam çıktı ekranda. Defans, Bonucci, Ramos, Alaba, Carvajal ve kalede de DG'yi görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim kadrom bu şekildeydi. Ve arkadaşlar It is Trobey YouTube kanalı. Çok sevdiğimiz bir kanal. Sürekli videolarını izlediğimiz bir kanal biliyorsunuz. Ve bir video paylaşmış. Nif Totu in FIFA Mobile Concept Design Battle with Prince Plays YT arkadaşlar. Bakalım siz hangisini daha çok beğeneceksiniz. Ben de daha izlemedim. Gerçekten izlemedim. Sadece baktım birazcık. Diğerle hepsi 100 bir tarafın yaptığı ve bir tarafın yaptığı da 97-98 daha gerçekçi ratinglerden oluşturuyor. Hemen ben de müzikle birlikte izleyeceğim bakalım. Evet, Neymar. Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz? Bunu kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Ben şu anda Prince Plays YT'nin çok beğendim. Şu Neymar'ı ilk defa izliyorum dediğim gibi. Toni Kroos geliyor bu arada. Bak gerçekten arkadaşlar. Prince Plays YT'ninki çok daha güzel. Ama Team of the Year logo olarak hani şu ortada CM yazan altındaki logo olarak Kroos'unki çok daha It is Trobey'inki çok daha iyi. Ancak genel olarak Kroos çok iyi tabii ki. Evet, bakalım. Messi geldi. Of abi gerçekten çok güzel de o kadar aydınlatmalı falan yapmazlar ama ben daha çok beğendim tabii ki de. Prince Plays YT'ninki gerçekten efsane arkadaşlar. Muazzam, harika olmuş. Siz hangisini beğendiniz? Bunu yorumlara yazın tabii ki arkadaşlar. Herkes farklı düşünebilir tabii ki. Bakalım. Diğer oyuncumuz kim? Luka Modric. Ve arkadaşlar yani görünüyor. Yani şu Totti'nin içinde birazcık taşma olmuş. O taşmayı kırsaymış keşke, yok etseymiş, kırpsaymış. Böyle daha çok beğenmiş galiba. Böyle kullanmış. Yine de efsane yani. Kötü değil arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, Sergio Ramos. Çok sallanıyorum ben de video izlerken. Abi gerçekten harika ya. Bu adamın dizaynları çok güzel. Sol taraftaki de kötü değil arkadaşlar. Ama sağ taraftaki çok daha iyi. Onu da söyleyelim. Sağ taraftakinin daha iyi olduğunu herkes kabul eder umarım. Ama yorumlara tabii ki yazın. Bu arada 10.000 FIFA points belki çekebilirim. Düştü birazcık ihtimali ama belki çekebilirim. Ve Buffon karşımızda. Ben De Gea demiştim. Bunlar galiba Buffon demiş. Bilmiyorum, belki bir sürü oyuncu koymuş da olabilirler. Buffon.
güzel. Bu fon. Sol taraftaki bu fon daha güzel gibi ya. Yeşil forma daha çok uyuyor. Çünkü maviye siyah, bir de üstünde birazcık oynama yapılmış. Çok siyah, çok bozulmuş. Sağ bek olarak Dani Alves'i tercih etmişler galiba. Bilmiyorum, belki sadece bir sağ bek yoktur ama. Bakın burada da soldaki kart daha güzel. Bazen soldakini, bazen sağdakini daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Burada sağdaki gerçekten güzel olmamış ya. Demin bu fonda da aynı şekilde soldakini tercih etmiştim. Burada da soldakini tercih ederim yani. Cristiano Ronaldo olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle olacak. Yapacak bir şey yok yani. Hak ediyor mu? O kadar çok hak ettiğini düşünmüyorum. Santrafor olarak gelir mi bilmiyorum. Belki Cristiano Ronaldo olmaz da ya. Bilmiyorum, istemiyorum. Çünkü sol kanat kartı bedava zaten. O yüzden gelmezse daha çok seviniriz diyebiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Marcelo. Sağdaki daha güzel gibi duruyor ama bilemiyoruz tabii ki. Sağdaki biraz daha güzel gibi. Bonucci, evet, gerçekten hak eden bir oyuncu arkadaşlar. Bonucci umarım gelir. Oo abi, sol taraftaki çok havalı durmuyor mu sizce de? Bence sol taraftaki daha güzel. Sağ taraftaki de güzel olmuş ama sol taraftaki daha güzel gibi geldi bana. Umarım siz de sol taraftakini beğenmişsinizdir. Şu anda sol taraftaki daha güzel. Iniesta. Artık yeter, Iniesta gelmesin yani. Iniesta çok fazla geldi. Bu arada neden blurlandı lan? Ekran bulanıklaştı. Neden bulanıklaştın ekran? Hadi gel kendine. Haydi ekran, kendine gel. Hey! Kante. O Iniesta'yı bulanıklaştırdılar. İlginç. Oh, Kante'nin dizaynı da bu şekilde. Bence montaj hatası var arkadaşlar o bulanıklaştırmada. Böyle arka tarafı bulanıklaştırayım derken tüm hepsini bulanıklaştırmışlar. Yani montajda blur'u orta kısmı almak yerine en üst kısmı almışlar. Yani montaj yapanlar bilir, bilmeyenler maalesef anlamayabilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten efsane bir videoydu bence ve çok beğendim arkadaşlar videoyu. Umarım da videoyu dediğim gibi beğenmişsinizdir. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir videolardan birisine gidebilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Like'ları unutmayalım arkadaşlar. Destek için like'lar şu anda bile atabilirsiniz hiç durdurmadan. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.